Evet arkadaşlar, Ankara Motoblog'dan herkese yeniden merhaba. Bugünkü konumuz ne olacak arkadaşlar? Çok önemli bir konu. Biraz geç kalınmış bir konu ancak malum işlerim vardı. Havalar kötü gidiyordu ve ben bu videoyu çekemedim. Onun için özür diliyorum takipçilerimden. Şimdi gelelim konumuza. Yamaha motorları geri mi çağırıyor? Birinci soru bu. İkinci soru, çağırıyorsa neden çağırıyor? Şimdi birinci sorunun cevabı artık evet. Yamaha motorları geri çağırıyor. Peki neden çağırıyor? Bunu da hep birlikte Ankara Yamaha Baydar'a gidince yetkili ağızdan öğreneceğiz. Şimdi ben bu kanala başladığımda daha doğrusu şöyle gireyim olaya. Motosiklete başlamadan önce, motosikleti almadan önce, kendi motosikletimi almadan önce ben 2 sene, 3 sene bu vlogları takip ettim. Motovlogları, çok şey öğrendim. Hani viraja nasıl girilir, vites nasıl değiştirilir. Çok fazla bir tecrübem yoktu çünkü daha çok scooter kullanmıştım. Vitesli motosikletler hakkında çok fazla bir bilgim, tecrübem yoktu. Ama daha sonra o videoları öğrenerek aslında motosikletin tahmin ettiğimden daha güvenli, tahmin ettiğimden daha mantıklı bir alet olduğuna kanaat getirdim ve kendi motorumu aldıktan sonra dedim ki, sonradan bu kamerayı aldım. Ben dedim, videolar çekeceğim ve nasıl ben faydalandıysam birileri de benim videolarımdan faydalanır. Motor sevdalıları bir şeyler öğrenir. Tartışırız, eleştiriler olur, konuşuruz, orta yolu buluruz şeklinde bir karar almıştım. Bunun da meyvelerini aslında yiyoruz. Niye? Emre Tocan, teşekkür ediyorum takipçilerinden bir tanesi. Emre Tocan bana mesaj attı. Dedi ki, abi Yamaha motorları geri çağırıyor, doğru mu? Dedim ki, geçen sezon bir video çekmiştim. Rain 5 rodaj bakım bilinmesi gerekenler diye. Orada Yamaha makinaları, Rain 5'leri geri çağırmıştı. Yağ pompasını değiştirdiler kampanya dahilinde. Dedim ki, kardeşim evet Yamaha çağırdı. Hatta rodaj bakım bilinmesi gerekenler videomda detaylı anlattım. Dedi ki, abi hayır, baktım videonda yok. Sonra ben uyandım. Yamaha Baydar'ı aradım. Doğru dedi, sırayla arıyoruz. Ha, bugüne kadar aranan oldu mu hiç duymadım, hiç görmedim. Genelde periyodik bakıma gittiğinizde bu sorunu çözüyorlar, bakıyorlar seri numaranıza. Evet, sizde değişmesi gerekiyor, değiştiriyorlar, her neyse. Emre Tocan'a bir kez daha teşekkür ederim. Emre sayesinde ufak bir araştırmayla, sonra bunun hakkında videolar da çekilmiş. Ufak bir araştırmayla Rain 5'lerin tekrar çağrıldığını öğrendim. İki parça değişiyormuş. Bunlardan biri depo kiti, biri de kontak sivici gibi bir şey ama tam emin olmadığım için bu sorunun cevabını muhatabından öğreneceğiz. Yamaha Baydar'a gidince muhatabından öğreneceğiz. Orada Ferhat kardeşimiz bizleri bekliyor olacak. Umuyorum öyledir bugün oradaysa. Ondan detaylı bilgileri alacağım. Yamaha Baydar'da yeniden görüşmek üzere. Evet, şuradan bir yerden geçeceğiz şimdi. Aa, burada geçiş varmış. Ne kadar yaya geçidi de olsa bir nevi moto geçidi de olabilir. Hoppa hoppa. Geçerim ben. Evet arkadaşlar, Yamaha Baydar'a geldik. Geldik ve de şimdi olayı öğreneceğiz. Nedir bu olay? Yamaha niye çağırıyor ya da niye çağırmıyor? Hoppa. Kontağı kapat. Sinyal açık mı kalmış? Evet, kapat kontağı. Yandaki MT 25 mi 7 mi? Tracer. Oo. Vizuru aç abicim. Kolay gelsin. Merhaba abi, hoş geldiniz. Yamaha Baydar'a geldim.
Pek beklediğim gibi bir sohbet olmadı işin açıkçası. Neden olmadı? Çünkü Sefer'e bu olayı anlattıramadım. O yüzden ben anlatacağım size ne olduğunu. Şimdi geldim buraya. Ruhsatı verdim şasi numarasından. Baktı abi, dedi ki senin de parçaların değişmesi gerekiyor. Siparişini verdim. 15-20 gün arasında gelir dedi. Ben seni arayacağım dedi. Sabahtan bırakırsan öğleden sonra da alırsın dedi. Olay buymuş. Şöyle kapatayım, yüzüm görünmesin. Peki bu olay neymiş şimdi? O olayı size anlatacağım kısaca. İki tane parça var arkadaşlar. Belli seri Yamaha YZF Rain 5 ve belli seri MT25'lerde. Deponun altında bir braket varmış, vidalarını tuttu. Onların vidalarının yerleri değişiyormuş. O braket değişiyormuş. Diğeri de kontağın altında bir kablo dedi. Kontak sivici diye duymuştum. O kablo paslanma yapmasın, daha sonra oksitlenme yapmasın, sizin başınıza iş açmasın, sorun çıkarmasın diye. Yamaha aslında bunun çok da başarılı olmadığını, fabrika üretimi çok da başarılı olmadığına kanaat getirmiş. Tekrar değiştiriyor. Dedim ki bir sıkıntısı var mı? Değiştirmesek ne olur? Abi hiçbir sıkıntısı olmaz. Yani ömür boyu kullansan bir sıkıntı çıkaracak diye bir kaide yok. Tamamen bu işte, o braket değişiyor. Deponun altındaki bir kaza anında işte vidalar depoya zarar vermesin diye daha ergonomik, daha güvenli bir hale getirmişler. Amaç olay buymuş arkadaşlar. Çok da önemli değil yani. Rain 5'iniz varsa, MT 25'iniz varsa, aman parçayı değiştirmedim, motorum kilitlenecek, bir şey olacak, korkmanıza gerek de yokmuş. Sefere dedim ben sorayım, sen cevapla. İnsanlar merak ediyor. Kabul etmedi. Kabul etmemesinin sebebi de Yamaha dedi bu tip şeyleri, madem YouTube kanalında paylaşacaksın, bu tip şeyleri çok sevmiyor, hoşlanmıyor, sen anlat abi dedi. Saygı duyduk. Saygılar dedik. Olay bundan ibaretmiş. Çok da fifi yani. Değişse de olur, değişmese de olur gibi bir şey. Sadece güvenlik amaçlı. Hatta Sefer'e de şöyle bir şey dedim. Dedim her sene motorun bir parçasını değiştireceğiz. Sefer 3 sene 4 sene sonra motorda değişmeyen parça kalmayacak. Motoru yeni baştan, sil baştan kullanacağız dedik. Güldü abi, daha ne istiyorsun işte. Motorun parçaları yeniliyor. Şaka bir yana. Değiştirmekte fayda var. Yamaha bunu uygun gördüyse değiştirin arkadaşlar. Kontrol edin. Ha şunu da söyledi. 2016'nın son çeyreğinde üretilen aletlerle 2017'de gelen aletlerde zaten bu fabrika ona uygun şekilde üretip göndermiş. Eski cihazlarda bu parçaların değişmesi gerekiyor. O da zaten hani biraz şahsi çabanızla geleceksiniz ya, periyodik bakımında soracaksınız benim aletimin, benim makinemin parçaları değişmesi gerekiyor mu, ya da zaten onlar seri numarasından kontrol eder. Çünkü bu ara tamamen bu işe odaklanmış durumda Yamaha servisleri. Olay çok da büyütülecek gibi değilmiş arkadaşlar. Bu video çok umduğum gibi olmasa da, hani yetkili ağzı anlattıramasam da, işin özü buydu. Kendinize dikkat edin. Ekipmansız asla çıkmayın. Sağ bileğinize hakim olun arkadaşlar. Ah, veda ettim ama aklıma şu geldi. Parçalar sipariş verildi. Parçalar geldikten sonra ben geleceğim. Motoru sabah bırakacağım. Eğer işlerimi ayarlayabilirsem, eğer vaktim olursa aşağı ineceğim ve makinede hangi parçalar değişiyor, hangi parçalar değiştiriliyor, sipariş verilen parçalar neler, bunları videoya almaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım bu sefer hüsrana uğramayız. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. O zaman hoşça kalın.